Almanya yeni vatandaşlık yardımını getiriyor. Buna bürger gel deniliyor dostlar. Bu yardımla ilgili tüm detayları şimdi açıklayacağım. Özellikle Almanya'da şu an çok büyük tartışmalarda yer alıyor. Durum ne halde? Bu yasa geçecek mi? Büyük ihtimal geçmesi planlanıyor ama revize edilebilir. Çünkü çok büyük tartışmalar var. Bunlarla ilgili detayları size vereceğim şimdi. Videomuza başlamadan önce burada sosyal medya hesaplarımı görebilirsiniz. Dilerseniz takip edebilirsiniz. İsterseniz başlayalım. Normalde Almanya'da yardım yasası H4 diye geçiyor dostlar. Bunu 1 Ocak 2023'ten itibaren Bürger diye değiştirmeyi planlıyorlar. Ve bu yeni yasa kapsamında artık bekarlara 502 Euro verilecek aylık dostlar. Onun haricinde eğer partneriniz de varsa 451 Euro. Çocuklara da 14-17 yaş arası 420 Euro. 6-13 yaş arası 348 Euro. 5 yaşından küçükler de 318 euro para alacak. Yani ortalama bir 4 kişilik bir aile. Hiç çalışmadan ayda 1600 euroya yakın para alacak. Çalışmasına gerek yok. Ve bu yasanın güzel yanlarından biri mesela. Siz iş arıyorsunuz iş aradığınızda normalde eğer sosyal yardım da alıyorsanız veya başvurduysanız normalde sizi iş bizdeki iş kuru var diye oranın da job centerleri yani iş kuru sizi çağırıyor sürekli diyor ki tamam sen işsizsin iş yardımı alıyorsun veya başvurdun ama senin göster bakalım neler biliyorsun neler bilmiyorsun hani o alanda sana iş bulmamız lazım yani öyle ben boş duruyorum yardım alayım öyle bir şey yok o yardımlar normalde mantıken yani dünyanın her yerinde de aynı iş bulana kadar verilir ve devlet senin iş bulman için zorlar ki Almanya'da çok zorluyorlardı. Yani her işte 3 ayda bir belli periyotlarda gidip orada siz onların verdiği işlerde çalışmak zorunda zorundaydınız veya sağlık problemleri de başka şeyleri gösteriyorlardı. Veya gidenler bile 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 çalışmayıp işe geç gelip bilmem ne yapıp kovduruyorlar kendilerini yardım almaya devam ediyorlardı. ama artık yeni yasayla birlikte artık sosyal yardım alanlar bu job center'lara gitmek zorunda kalmayacaklar veya eskisi gibi zorla Atıyorum ki 3 ay veya 6 aylık periyotlarda gitmeniz lazım. Gitmediniz mesela sizin yardım paranız kesemeyecek artık. Bu güzel bir noktası. Özellikle normalde bu yardımları belli düşük gelir sınıfına veriliyordu. Ama bu Burger Gel özellikle artık sadece düşük gelir kısmına değil yani çalışmayan ya da alt sınıfa değil. Herkese yani Orta kısım orta seviye yani orta seviye zenginde miyim de parası olanlara bile verilecek normalde. Hani yasa taslağı o şekilde hazırlanmış. Yani 4 kişilik bir ailenin 150 bin euro nakiti bile olsa bankada verecekler. Normalde orada yasa taslağında yazıyor ve özellikle atıyorum ki eskiden Almanya şeye bakardı yani evin büyüklüğü, evin durumu, lokasyonu ne bileyim hani e, eve verdiğin fiyat hani lüks mü değil mi ya da kullandığın araba 5 bin euro ya da 20 bin euro bakıyorlar çünkü eğer yardım alıyorsan bunlar olmaman lazım. Ama artık yeni yasayla diyorlar ki artık oturduğun eve ne kadar ödediğine nasıl olduğuna arabalarına çünkü belki sosyal parası alıyorsun kaçak çalışıyorsun bir de kara para atlıyorsun belki nereden bilecekler ki onun için kontrol ediyorlardı bu tarz işleri ama şimdi artık Bakmayacakları den, söyleniyor. Özellikle bundan sonra bu bu tarz yasa taslaklarındaki bu ince e, maddelerden sonra muhalefet e, bu yasa taslağını tıkayacağına dair e, tehdit etti bildiğiniz hükümeti. Ve e, şu an ne olacak bil, bilinmiyor. Yeni dairenin görüşmeler başlanacak ama e, tartışma çıktı dedim ya bu tartışma aslında eğer normalde orta sınıf mesela ben orta sınıfım ben çalışıyorum yardım almıyorum benim vergilerimin altında aslında alt sınıfa verilen para benim param aslında değil mi ama diyorlar ki eğer ben de yardım parası almaya başlarsam ve ki orta sınıfım param da var buna da bakmayacaklar ben benim çalışmayacağımdan korkuyorlar yani normalde e, orta sınıfta yani şey yardım almayıp çalışan birçok kişi e, çalışmayı bırakabilir korkusu var endişesi var onun için bunu kabul etmemeye çalışıyorlar diretiyorlar ama Sendika başkanı da diyor ki dostlar çalışanla çalışmayan arasındaki fark zaten çok azaldı. Zaten çalışmayan kişi iki çocuğu olan bir kişi 1600 euro alırken zaten hani asgari ücretli hani gidip fabrikada bir yerde çalışan kişi ve hani belli bir şeylere daha e, hızlı hızlı demeyeyim de yani sonuçta daha fazla kazanıyor dergisini de veriyor daha çok şeyi sahip olma imkanı var ama e, o aradaki fark o kadar kısaldı ki artık hani bir anlamı yok. Onun için Orta sınıfın da yani çalışıp vergisini verip yardım almayan kişilerin de bu parayı alması lazım. Yoksa orta sınıf diye bir şey kalmayacak ki anlamı da olmayacak ikisi arasındaki bir farkın. Ve insanlar eğer böyle şey olursa çalışmayı bırakacaklar. Eğer orta sınıf diyor ki adam eğer orta sınıf çalışıyorsa mantıken alt gruplara göre daha çok şeye sahip olması lazım. Ama... Ee, da bu yardımlarla alt sınıfla orta sınıf arasındaki fark kapanırsa artık insanlarda zaten şey yapmak belki insanlar bile yavaş yavaş şey yönelebilir. Alt sınıfa doğru yönelebilir. Çalışmadan 1600 euro para alıyorlar sosyal yardım, ev yardımı, sosyal evlerde kalma, ne bileyim, gaz yardımı. Bunların biliyorsunuz bunların ekstraları da var. Bilmiyorum dostlar yorumlara yazın sizce hangisi etik, mantıken doğru? Çünkü ben bir orta sınıf olarak ben yoruldum. Ben yadırgamıyorum hani yardım alanlar ihtiyacı olanlar yardım alsın da yani hani öyle bir hesaplarsak mesela atıyorum ki para veriyorsun kira bilmem ne falan eline kalan para çok cüz'i bir miktar. Bunu siz biliyorsunuz zaten. Şeyde yardım alanlar da hangi parayı alıyor? Arada yani cebimde ekstra 100, 200, 300, 400 euro kalması arasındaki hani o aradaki fark çok büyük fark değil. O biraz can sıkıntısı veriyor çünkü adam diyor ki belli bir zamandan sonra ben çalışıyorum. İt gibi vergimi de ödüyorum, her şeyimi ödüyorum ama onlar çalışmadan belki onlar benden 200-300 euro daha az şey yapıyor ama o da hayatını geçiriyor, ben de hayatını geçiriyorum. Aradaki ya ben en azından e, o en azından şey yapmıyor, çok çalışmıyor. Yani bu biraz hani çok ince bir çizgi. Onun için yorumlara yazın, sizin de görüşlerinizi alayım, gelin tartışalım yorumlarda. Dostlar hani bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Bana göre hani muallakta kalıyorum. Yani. Şimdi eğer ortasında yardım alırsa. E, i̇şin açıkçası çok fazla çalışmak zorunda kalmayacak. Belki çalışanlar bile işten çıkabilirler. Çünkü Polonya'da biliyorsunuz 500 lot çocuk yardım diye herkese verilmeye başlandı. E, doğum parası bilmem ne falan derken. Polonya hükümetinin e, düşünmediği bir şey vardı. Size bir şey diyeyim mi? 150 bin tane kadın işinden ayrıldı. Çalışmıyorlar artık. Çocuk doğurdu. Zaten doğurmayı düşünüyordu. Doğurdu üstüne para veriyor, veriyor. veriyorlar mesela. Çalışmıyor 100-150 bin kadın istihdamı şu an durdu yani bu ilk yardımlar çıktığında yani 3-4-5 sene evvel yani. Burada da e, muhalefet eğer bu yardımlar herkese verilirse çalışanlar bile çalışmayacak e, korkusu olduğundan dolayı aslında... Ee, iki ucu boklu değnek. Yani bir taraf da haklı, bir taraf da haklı. Ama orta sınıf çalışıyor. Vergi veriyor. E, o alt sınıfta neredeyse orta sınıfa yaklaştı. Artık arada hiçbir fark yok. Bilemiyorum dostlar. Yorumlara yazın. Burada sosyal medya hesaplarımı Göreceksiniz. Çok teşekkürler. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.